Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya Bayraktar. Yanımda kız arkadaşım Çağla var. Bu videoda bana eşlik edecek. Merhaba. Bildiğiniz gibi öğrenci arkadaşlarım tercih süreci dönemindeler. Ve son videomun altına olsun, Instagram DM'lerinde olsun birkaç sorular geldi bana. Üniversite ve Spart hakkında. Cevaplayabildiğimi cevapladım. Başka soruları olan arkadaşımız için video çekmeye karar verdim. Soruları bana Çağla soracak. Evet. Birazcık da yardımcı olacak. İkimiz de burada okuduğumuz için size daha çok yardım edebileceğimizi düşünüyoruz. O zaman başlayalım. Evet, ilk sorumuz, ilk yılın Isparta'da nasıl geçti? İlk yılım ilk başlarda zor geçti. Çünkü alıştığım bir yer değildi. Kışın biraz zorlandım. Buranın karını, kışını gördükten sonra biz Antalya'dan geldiğimiz için çok zorlandık. Ama alıştıktan sonra çok keyifli geçti. Arkadaşlıklar edindikten sonra, farklı aktiviteler yapmaya başladıktan sonra çok güzel geçti. Ve çok hızlı geçtiğini fark ettik bittiğinde. Yani kısacası çok hızlı ve güzel geçti bizim için ilk yıl. Peki Isparta'da yeni gelecek arkadaşlarımız ne gibi aktiviteler yapabilir burada? Sen neler yaptın? Ben üniversiteye ilk başladığımda, bu şehre geldiğimde benim hiç arkadaşım yoktu. Üniversiteye ilk geldiğimde üniversitenin topluluklarına üye oldum. Topluluklarından arkadaşlar edindim. Bölümümden Çağla, yurdumdan diğer kız arkadaşlarım. Arkadaş edinmeye başladım. Arkadaş edindikten sonra aktiviteler yapmaya başladım yavaş yavaş. Yapılan etkinliklere katıldım. Üniversite gezilerine katıldım. Isparta'nın içinde yapılabilecek aktiviteleri yaptık. Okey oynamak gibi, kafelere gitmek gibi, kahve içmek gibi. Isparta'nın gezilecek birkaç yeri var. Gökçay, Seyir Tepesi, Kirazlıdere gibi. Arkadaşlarımızla hafta sonu oralara gittik. Bu kadar. Üçüncü sorumuz ise, ikinci öğretim saatleri nasıl? İkinci öğretim saatleri bizim bölümümüz için şöyleydi arkadaşlar. Biz en erken 11'de derslerimize başlıyorduk. Öğleden sonra da en geç 4.30-5'te bitiyordu derslerimiz. Koronadan dolayı saatlerin böyle çekildiğini söylediler. Ama bizim duyduğumuza göre hocalara ek ücret verilmemesi, yani vermemek için saatlerin daha erkene alındığını, artık böyle olacağını söylediler. Büyük ihtimalle bu sene de böyle olur diye düşünüyorum. Benim de bu konuda eklemek istediğim bir şey var. İkinci öğretim saatleri normal çalışmayan bizler için gayet uygun. Çünkü gün fazlasıyla bize kalıyor hani vakit geçirmek açısından. Ama eğer hani hem okuyup hem çalışacak olan arkadaşlarımız da illaki aranızda olacağı için çalışan arkadaşlarımız açısından biraz zor oluyor. Hani derslere gelemiyorlar, saat uyuşmuyor. O yüzden hani puanınıza göre tabii ki de yapacaksınız tercih, ama bunun ayrımını yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Benim bu konuda ekleyebileceğim bu. Dördüncü sorumuz ise, şehir okumak açısından nasıl? Isparta arkadaşlar bence okuma şehri. Yani eğer burada öğrenci bu kadar olmasaydı bu kadar dillendirilen bir şehir olmazdı. Tamamen Eskişehir'den sonra gelen okuma şehri bence Isparta. Yani okumak açısından gayet gelişmiş, öğrencilerin çok olduğu, üniversite hayatının çok güzel yaşandığı bir şehir. Benim de söyleyebileceğim şey, hani bana göre güvenli hissediyorsunuz burada. Çünkü saat kaçta dışarıda olursanız olun hep dışarıda bir öğrenci topluluğu var ve hani bu, bilmiyorum, benim için güven veriyordu. Hani rahatlıkla her yere, evet, gidip gelebiliyordum. Öğrenci olmadığında Asya'nın dediği gibi burası boş bir şehir oluyor. Ama öğrenci olduğu zaman havalar ne kadar soğuk olursa olsun, yani bence cıvıl cıvıl bir şehir oluyor. Evet. Benim de ekleyebileceklerim bu konuda bu kadar. Beşinci sorumuzda şunu sormuşlar bize. Sence Isparta'ya alışmak zor mu? Ben ilk zamanlar biraz zor alıştım. Çünkü kendimi alıştırmaya çalışmadım. Sürekli Antalya'ya gidip geliyordum. Aile yanına gidip geliyordum. Ama sonradan buna biraz ara verdim. Çünkü alışamıyordum. Baktım Isparta'ya alışamadım. İlk geldiğimde çok sorguladım. Neredeyim, ne yapıyorum, bu şehirde ben ne yapacağım diye. Gitmeye ara verdikten sonra, Isparta'da daha fazla vakit geçirmeye başladıktan sonra, biraz arkadaşla edindikten sonra Isparta'ya alıştığımı fark ettim. Yani bir ayın sonunda ben Isparta'ya alışmıştım. Alışmak da sizin elinizde. Şu an sanki 2-3 yıldır Isparta'daymışım gibi, evet, hissediyorum. O derece alıştım yani. Sonraki sorumuza geçelim. Gece eğlencesi var mı? Buna sahneye çıkan arkadaşım Çağla cevap verse daha güzel olur. Ya bence bu şehirde gece eğlencesi küçük bir şehre göre gayet çok eğlenebileceğiniz yerler var aktivite, hmm, olarak. Hani her tarza hitap eden yerler var bence. O yüzden bence bunu düşünmenize gerek yok. Gayet eğlenebileceğiniz uygun aralıklarda, evet, yerler var. Birçok club, birçok yer var. Hani böyle yerlere gitmek istemiyorsanız daha hani sakin kafeler var. Buralarda canlı müzikler de oluyor. Mesela böyle şeyleri sevenler de olabilir çünkü aranızda. Hani gayet aktivite yapabileceğiniz, bence gece eğlencesinin fazlasıyla olduğu bir şehir Isparta. Geldik zor bir soruya. Ev mi, yurt mu? Ev. Şöyle, ben üniversite yurtta başladım. Önceki videolarımda görmüşsünüzdür. KYK'da bir KYK'ya yerleşirken bir blog çekmiştim. 6-7 ayı ben yurtta kaldım. Son okulun kapanmasına 3 ay kala
eve çıktım. Yurdum bana kattığı en güzel tek şey arkadaşlıkları oldu. Onun haricinde geçirdiğim vakitleri oldu. Deneyimlemiş oldum. Ama bakıldığında yurtta rahat mıydım? Değildim. Konforlu muydu? Değildi. Özel alanım var mıydı? Yoktu. O yüzden eve çıktım ve ev daha mantıklı yani. Evet, yurt bütçe konusunda daha uygun. Ama geliriniz el verirse eve çıkmanızı tavsiye ederim ben. Ben buraya geldiğim ilk zaman direkt ev tutmak istedim. Çünkü Aslı'nın dediği gibi hani evet evinizde tek başınıza oluyorsunuz. Tek başınıza bir hayata atılıyorsunuz. Ama ben üniversite okuyan bir öğrenci için bunun daha büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendime bir şeyler katabiliyorum. Daha çok kendim her şeyimi yapıyorum ve bu daha çok büyüdüğünüzü hissettiriyor. Austin'in dediği gibi hani eve de çıkacak konumunuz yoksa ve normal devlet yurduna da çıkmak istemiyorsanız eğer hani özel yurtlar da var şehrimizde ki saatlerinde birazcık daha esneklik payları oluyor evet. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Hani bunu da tercih edebilirsiniz ama benim de tabii ki de ev diyeceğim yani eve çıkabilirsiniz. Evet. Bir sonraki sorumuz ise ev fiyatları. Şu an biz ev fiyatlarından dolayı Isparta'dayız. Antalya'dan Temmuz'un sonunda Isparta'ya geldik ev tutabilmek için. Çünkü bizim geçen seneki fiyatlarımıza göre çok çok fazla zam geldi. Evet. 850-900'den 1800-2000'e yükseldi ev fiyatlarımız. Evet, büyük şehirlere göre çok uygun bir fiyat. Ama Isparta'da bizim gibi öğrencilere göre, geçen seneye göre en azından çok artış göstermiş bir fiyat. 1+1 evler 1500-2000 arasında olabiliyor. 1+0 evler 1000-1500 arası olabiliyor. 2+1 evler de 2000 ve üstü fiyatta olabiliyor. 2+1 evi genelde 2 kişi kalmak isteyen öğrenci arkadaşlar, ev arkadaşı edinmek isteyen arkadaşlar tercih ediyor. 1+1'i de bizler tek kalmak isteyen, tek kalmayı seven kişiler tercih ediyor. Ev fiyatları böyle ve genelde kiraya yani Isparta'daki ev fiyatlarında yakıt ve internet ev sahibinin fiyatına dahil oluyor. Ama elektrik, su öğrenciye ait oluyor. Ama elektrik, su hani çok gelen bir şey değil tahmin yani burada evet. Çok tutmuyor. Kullandığın kadar. Evet ve son sorumuza geliyoruz. Okulun bize sunduğu imkanlar. Okulun bence sunduğu bize birçok imkan bir sene içinde oldu. Yani biz iletişim fakültesi öğrencileriyiz. Ve bölümümüzle alakalı birçok seminerler, sunumlar, söyleşiler yapıldı. Ve bunlara biz ücretsiz bir şekilde katıldık. Katıldığımıza dair katılım belgesi alabildik. Onun yanı sıra okulumuz eğlence açısından konserler düzenleyebiliyor. Bazen festivaller düzenleyebiliyor. Ve yanı sıra da toplulukları olduğu için okulun toplulukları birçok etkinlik düzenliyor. Ve gerçekten hani geldiğinizde ilk işiniz okulun topluluklarına üye olmak olsun. Çünkü topluluklardan her şeye haberdar oluyorsunuz ve birçok aktivitelere katılabiliyorsunuz. Okulun imkanlarından daha fazla yararlanabiliyorsunuz. Benim gibi yapmayın. Ben topluluklara üye olmayı unuttuğum için Ağustos'ta ile birçok şey yapabilecekken yapamadım. Oralara gidemedim. Çünkü katılabilmeniz için bu topluluklara üye olmanız gerekiyor. Ve hani daha uygun bir fırsatla gidiyorsunuz. Evet. Ki hani okulumuz bu konuda gerçekten topluluk konusunda çok hızlı. Yani Ağustos'ta okulun ilk aylarında mesela Eskişehir'e vesaire gitti. Ve birçok arkadaşlık edindi orada. Evet. O yüzden dediğim gibi İlk işiniz okula geldiğinizde topluluklara üye olmak olsun. Benden bir size tavsiye. Sorularımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yeteri kadar sorularınızı cevaplayabilmişizdir. Eğer aklınızda sorularınız olursa Instagram'dan ya da yorumlardan bize tekrar sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışırız. Umarım hepiniz içinize sinen bir bölüme ve istediğiniz bir şehre yerleşirsiniz. Her şeyden önemlisi bu. Ama Isparta'ya da gelirseniz umarım tanışırız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bence bu sefer bayağı iyi oldu. Konuştuk. Ne düşünüyorsun?